Yani kapalı çarşıda ürün çeşidi olarak çok bol ürünler var. Ama müşteriye herhalde fazla bir hizmet vermiyorlar. Fiyatların üzerinde etiket yok. Ondan dolayı sıkıntıya düşüyorlar. İşlerin hiç tadı yok. Günde siftah, bir kere siftah ediyor edemiyor. Böyle giderse 6 ayda ancak siftah edecek. Yazık, çok büyük pazarlıklar dönüyor. O peynir satılan yerleri iğrenç buluyorum. Çok pis koku geliyor oradan çıkacağımız zaman. İğrenç. İşlerimiz bayağı çok kötü. Yani bu gidişte olursa esnafın yarısı kapatır. Çok uzun zaman oldu. Bayağıdır gitmiyorum. Dün girdim. Dün girdim ama esnaf kan ağlıyor. Artı girmek de istemiyorum çünkü aşağıda bütün maskelerin bir şey yok. Maskeye girdim, bugün ben girmeyi düşünmüyorum. Yani o yüzden diyor, yani halk duyarsız. Devlet ne kadar baskı duygularsa cezada maalesef bu beyinde olmadı müddetçe biz daha 10 sene çekeriz bu virüsü. Hijyen konusunda duyarsız olduklarını düşünüyorsunuz. Evet. Hijyen hiçbir şey yok. Sadece bu kapıdan çıkıyorsun, orada bir çadır kurmuşlar. Elimi orada yıkıyorum, aşağı iniyorum. Hiçbir dükkanında bir şey göremedim ben. Giriyorum, hepsi yan yana böyle, ağızlar açık. Hijyen denen bir şey yok, teklif yok. Görmüyorsun. Maalesef çok sıfır yani. Hijyen konusunda kapalı çarşı olduğu için galiba kimse görmüyor. Allah'ın görmedi diyor. Yukarıda kimse derler ya, Allah görür mü? Galiba onlar da belediye görmüyor, zabıta görmüyor diyorlar. Polisimiz de yukarıda o güzel uyuyor. Aşağı inse böyle dolaşsa görecek. Ancak yukarıda millete maskeni tak diyor. Ama aşağıda neler döndü bilmiyorlar. Dün girdim dün. Kimse yok. Çarşılara, pazarlar sakin. Virüsten dolayı herkes etkilenmiş vaziyette. Kapalı çarşıyı çoktan beri gelir giderim. Çok mükemmel buluyorum. Ekonomik bakımından da güzel. Hani parana göre mal var yani. Seviyoruz yani. Ben Nevşehir Hacı Bektaş'tan geliyorum. Buraya alışverişe geldim. Nevşehir'e gitmiyoruz mesela. Kayseri Kapalı Çarşı'ya yaklaşık 2 ay önce girdim. Uzun zaman oldu, bayağıdır girmedim. 2 sene önce. Ben yurt dışından geliyorum, Almanya'dan. Vallahi herhalde 2 aydır girmiyoruz. Bir hafta önce girmiştim ve içeriğin normal baktığımda hijyen olarak hiç maske takımı falan yok yani. Özellikle o peynir sıralarında açıkta satıyorlar. Hijyen denen hiçbir şey yok. Kapalı Çarşı'ya en son ne zaman gidiyor? 15-20 gün oldu. Güzel, bayağı satılacak şeyler var yani, alınacak şeyler var. Kezilecek yer var bayağı. Geçen sene gelmiştim. Her sene geliyoruz işte izin, tatil için. Yurt dışında kalıyoruz. Uzun zaman oldu. Kapalı çarşı diye bir şey kalmamış. Şimdiki halini hiç beğenmiyorum. Ben 10 sene önce bayılırdım kapalı çarşıyı gezmeye. Ama şimdi hiç sevmiyorum. Bu kadar. Neden? Ne bileyim, hiç sevdiğim bir şeyler kalmadı. Saygı kalmadı başta. Buyurun diye hizmet ederlerdi, hürmet ederlerdi. Hiçbir şey yok şimdi. Kapalı çarşıyı mahvettiler. Bu kadar basit. Dışarılarda arıyoruz, şu çevrelerden arıyoruz ne alacağımızı. Çok uzun zaman önce girdim. Kapalı çarşıya en son. Ben aslında kapalı çarşıda çalışan bir esnafım. Şu an oradan ayrıldım. Bir daha da girmeyi pek düşünmüyorum. Neden? Ya pek düşünmüyorum. İtici geliyor. Bazen yer değiştirmek istiyorum mekanımı. Pek itici geliyor. Oraya girmek istemiyorum. Peki kapalı çarşıyı nasıl buluyorsunuz? Güzel bence. Tarihi yerlerimizi girip anımsamak adına güzel yani. Doğal yani. Ben yaklaşık 1995 yılından beri çarşıdayım. Değişiklik görmedim. Sadece ısı amaçlı ısı sistemleri yapıldı. Esnafımızın görsevi aynı. Güzel buluyorum. Doğallığı bozulmuyor. Peki fiyat konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya fiyat şöyle söyleyeyim. Genel olarak araştırma yapmıyorum. Aklımda bir almak istediğim, mesela orada benim kemercim var. Gidiyorum, kemerimi alıp geliyorum. Hani diğer esnaflarla ticaretim pek olmadı. Çok piyasasını bilmiyorum daha doğrusu. Kalite hakkında ne düşünüyorsunuz? Kalite zaten o kısımda çok üst düzey bir kalite beklentisi olmuyor insanların. Hani marka beklentisi de olmuyor. Yani böyle markalı ürün görünümlü olup da uygun fiyata almak istediğinde orayı tercih edebiliyorsun. Yazık, çok büyük pazarlıklar dönüyor. Yani böyle bizim işimiz kuyumculuk. Altın alan müşterilerimizi oraya yönlendirmekte tereddüt ediyoruz. Şimdi bir abiye almak istiyorlar. Çekilen fiyat pazarlığa girersen yarı yarıya fiyat düşüyor. Biz de ondan rahatsız oluyoruz. Diyoruz, tanıdığımız yok diyoruz. Yani o yüzden kimsenin önüne düşüp
götürüp de buradan alışveriş yap diyemiyoruz işin aslı. Ya bu kadar yüksek fiyat söyleyip yarı yarıya düşmek uygun görmüyoruz. Yani bir pazarlığı çok eden uygun alıyor. Pazarlık etmeyen biraz pahalı alıyordur, tahminim öyle. Güzel. Güzel işte. Kısa. Yani kapalı çarşıda ürün çeşidi olarak çok bol ürünler var. Ama müşteriye herhalde fazla bir hizmet vermiyorlar. Fiyatların üzerinde etiket yok. Ondan dolayı sıkıntıya düşüyorlar. Peki kalite yönünden ne düşünüyorsunuz? Kaliteli ürünler var. Çok bol var hem de. Yani normal AVM'lerde bulamayacağınız ürünler kapalı çarşı esnafında vardır. Ama müşteri yani fiyatı görmeyince o ürüne sahip çıkamıyor. Sıkıntıları orada. Eğer ürünlerin üzerine normal olarak fiyat etiketi koysalar işleri hareketlenir o arkadaşların. Çok güzel. Yani esnafıyla olsun, hani alışveriş şeyle olsun, olumdur. Yani beğeniyoruz, memnunuz. Kayseri'mizi seviyoruz. O peynir satılan yerleri iğrenç buluyorum. Çok pis koku geliyor oradan çıkacağımız zaman. İğrenç. Yani bilmem, çok lazım bir şey olmuyor oradan. Almam gereken bir şey falan olmuyor. Gitmiyorum. Her yerde var zaten. Kapalı çarşıya niye gireyim? Yolum da düşmüyor. Nasıl buluyoruz? Pek iyi bilmiyoruz çünkü burada yaşamıyoruz. Gezmedik yani. Kapalı çarşı Kayseri'nin herkesin şeyi, yurt dışındaki hayali. Oradakilerin gelmeden, burayı görmeden olmaz. O şekilde yani. Yani hoşumuza gidiyor. Güzel. Alışveriş iyi. Ya pek düşünmüyorum. İtici geliyor. Bazen yer değiştirmek istiyorum. Mekanımı. Pek itici geliyor. Oraya girmek istemiyorum. Kapalı çarşı eski tarihi bir çarşıdır. Ondan sonra bakımı birazcık az ama bakım olsa daha iyi olur. İşler nasıl gidiyor? İşlerin hiç tadı yok. Günde siftah, bir kere siftah ediyor edemiyor. Böyle giderse 6 ayda ancak siftah edecek. İşlerin hiç tadı yok. Bunu yani belediye olsun, yetkili üst kurumlar olsun bunu canlandırması lazım. Yani süpende tümünün işinin tadı yok. İşlerimiz bayağı çok kötü. Yani bu gidişte olursa esnafın yarısı kapatır. Yani gidişat da kötü. Sen Almancılardan da hiçbir sıkıntı yok. Hepsi gelen bu pandemiden dolayı hepsi erken ayrıldı. Maalesef çarşının hali de böyle. Çok zor yani. Geldi zaten. Çok, bir kısmı geldi ama bir kısmı gelmedi tabii ki. Çok şükür ya. Yani şu an hani daha yeni, benim için şu an daha yeni sakinledi. Çünkü benim müşterik de hep kurbetçi. Düğün zamanı işte hem yazı yazıyorum hat sanatıyla işte tef, gelin tefi, tabak üzerine, işte tablo, işte özel böyle siparişler yapıyorum. O şekilde benim müşterik de hep kurbetçi olduğu için işte daha yeni sakinledi. Şu an biraz artık hani dinlenme dönemine girdik, itiraf edeyim. Şu an böyle, şu an sakin yani. Yani şükür elhamdülillah ama yani işler aynı çal çal oyna bir şey yok. Bak yatıyor, uyuyor elhamdülillah. Şükür aynı bildiğin gibi. Efendim söyleyeyim yani ev ekmek götürmek çok zor oldu. Evvelden dillerdi ki efendim söyleyeyim yani ekmek aslanın ağzında. Şimdi aslanın kanına kaçtı. Aslanın bağırsağında gayrinciden bulacaksak aslanın bağırsağını hep nasıl yapacaksak bilemiyor. Allah yardım eyliye. İşlerimiz durdu. Bizim düğünle alakalı işlerimiz o yüzden durdu. Yani pandemi bizi de çok etkiledi. O yüzden Allah sonumuza hayır getire çok iyiye gitmiyor yani. Bir Temmuz'da başladı. 40-45 gün iş yaptık. Ondan sonra işlerimiz duruldu. Vallahi işler çok durgun. Pandemiden dolayı müşteri gelmiyor. Gelmeyince esnaf görüyorsunuz. Her taraf bomboş. İşler yok yani. Sıfır. İşler durgun gidiyor. İnşallah şu hastalık biterse düzelecek. Yerli ve yabancı turistlerin kapalı çarşıya ilgisi nasıl? İlgisi mevsiminde güzel ama şu an için turist olmadığından boş. Çarşımız boş yani. Vallahi eskiden yerli turist geliyoruz da yabancıyı görmez olduk. Yerli geliyordu bundan 2 seneye kadar. Şimdi yerli de gelmez oldu. Halk da gelmez oldu. Nasıl olacak bilemiyorum. Normal. Yani eskisi gibi yine iyi yani. Ama pandemi dolayısıyla tamam mı? Şu anda işler bayağı durgun yani. Hı-hı. Bu ancak bu kadar yani. Şu anda sıfır yani çok öyle... yerli ve yabancı çok gelmiyor bizim buraya. Ama inşallah bekliyor. Gelecek ama ama ne zaman gelir bilmiyor. Ama gelmiyorlar. Şu anda gelmiyorlar. Gelen giden yok yani. Çok iyi. Nasıl? Onu da söyleyelim. Şöyle. Yazın gurbetçimiz ve şehir dışından gelen işte
Nevşehir, Niğde, Konya, Aksaray, Adana, yani Mersin, bayağı müşteri kitlemiz var. Ve ciddi manada Kayseri'yi seviyorlar. Hoş, şimdi Kayseri şimdi Selçuklu şehri olduğu için güzel talep görüyor. Kalesiyle, işte meydanıyla, Erciyesiyle, işte şelaleleriyle falan, işte Yahyalı, işte o şekilde. Bayağı talep görüyor Kayseri. Ciddi manada hani bu konuda şey, güzel yerlere geldi, onu söyleyebilirim. Ciddi manada yani müşteri kitlemiz bizim bayağı var. Şehir içinden ve şehir içinden dediğim gibi. Gurbetçilerimiz ve çevre illerden gelen bayağı bir müşteri kitlemiz var. Yazın böyle. Kışın da kış turizmine gelen müşterilerimiz. İşte özellikle Ruslar, Ukraynalılar, yani İstanbul'dan gelenler, Antalya'dan gelenler ciddi manada Kayseri'ye yani bu hareket getiriyor. Çok güzel oluyor bizim için. Çok da güzel hani bir şey oluyor. Kültürel etkileşim oluyor. Ve ciddi şekilde hani güzel böyle insanlar tanıyoruz ya. Yani bizi mutlu ediyor bu olay. Güzel ya. Yani güzel geçiyor. Ya yazın cıvıl cıvıl. İşte kışın da kış turizmi ya. Bahar işte baharın zaten böyle yeni bir hareketleniyor. Bir kış mevsimi dinlenme aşamasında oluyoruz. O şekilde. Yabancı turistler yani geliyordu da işte bu pandemiden dolayı artık gelmez oldu. Ama yabancı turistlerin mesela biz Kapalı Çarşı'da çok hitap edemiyoz. O yüzden hani geldi miydi halı kilim falan bu tür şeylere bakıyorlar zaten. Yani bizimle alakalı çok bir şeysi yok. Nadir. Çok devamlı da nadir geliyorlar. Gördüğünüz gibi kimse yok. Piyasa durgun. İnşallah hastalık düzelirse olacak bu iş.